hastalıklarından tanı koyamadıklarımız olursa mutlaka mantarlı bölgeden bir biyopsi veyahut da bir kazıntı alarak direkt olarak laboratuvara göndermek suretiyle hem mikroskopta bakarak hem de onu kültüre ekerek herhangi bir meydana gelebilecek mantarın cinsini saptayarak cinse yönelik etkin bir tedavi vermekteyiz. Şüpheli benler olduğu zaman ya da birdenbire ortaya çıkan, birdenbire gelişen, birdenbire kanayan, şekil değiştiren, renk değiştiren herhangi bir benleri olduğu zaman hastalar bize başvurmaktalar. Bu tür durumlarda hastayı rahatlatmak için dermatoskop dediğimiz bir aletimiz var. Dermatoskop denen alette benlerin ağ yapısına ve yüzeyli yapısına bakmaktayız. Bu bir çeşit bir mikroskop gibidir. Eğer ki bende şüpheli bir hücre tipi varsa önceden tanı koymak vasıtasıyla bu alet sayesinde onu çıkarıp hastaya bir an önce teşhis ve tedavi yapma şansımız var. Ayrıca eğer hasta benlerinden şikayetçi ise benleri yok etmek açısından kriyoterapi dediğimiz soğukla dondurma yöntemi veyahut da koter dediğimiz elektrikle yakma veya lazerle yok etme veyahut da eğer gerekiyorsa eğer biz yapamayacaksak da plastik cerrahımız mevcuttur. Plastik cerrahıya göndererek onu çıkartma gibi bir şansımız var. Burada kriyoterapi dediğimiz olay ya da halk arasında işte buz tedavisi ya da soğukla dondurma denen yöntemde şüpheli olan ben, sil veyahut da diğer lezyon dediğimiz oluşumu eksi 196 dereceye kadar soğutarak oradaki hücreyi, dokudaki hücreyi öldürüyoruz. Ölen hücre 1-2 gün sonra şişerek kendinden otomatikman dökülmeye başlıyor. Hasta verdiğimiz kremleri bu 10-15 gün süre zarfında uygulayarak 15 gün içerisinde tamamen iyileşmekte. Koter dediğimiz yöntemde ise elektrik akımı kullanarak dokuyu belli bir derece kadar ısıtıyoruz. Isıtılan doku yanarak yok oluyor ve hastadaki yara ya da ben tamamen kaybolabilmekte. Bunun yanında bunun yanında diğer çok az rastlanan, bir takım çok az nadiren görülen bir takım hastalık gruplarımız var. Onların tedavisinde de her türlü imkanımız mevcut. Eğer teşhis koyamadığımız ya da ikilemde kaldığımız hastalar olursa punch biyopsi dediğimiz bir teknikle ufak bir parçasını, deri parçasını alarak onu patolojiye gönderiyoruz. Patoloğumuz oradaki hücre yapısına, hücre tipine bakarak bizi en kesin bir şekilde tanı açısından yönlendirebilmekte. Genel deri hastalıklarına ya da dermatolojik hastalıklara ilaveten cinsel yola bulaşan hastalıkları da tedavi etmekteyiz. Halk arasındaki deyimle zührevi hastalıklara da bakıyoruz. Bu hastalıklardan en çok karşımıza gelenler genital siiller, genital uçuklar, Montescum contagiosum dediğimiz gene bir virüsün yaptığı bir hastalık, işte sifiliz dediğimiz eski ismiyle ya da halk arasındaki ismiyle frengi hastalığının tedavisiyle tanısıyla uğraşmaktayız. Bunlardan özellikle genital siiller, genital bölgede gelişen küçük küçük et beni benzeri küçük yumrular tarzında ortaya çıkan bir takım oluşumlardır. Oldukça yaygın görmekteyiz. Haftada en az 8-10 hasta, ki bunların çoğu genelde erkeklerdir çünkü erkekler daha çok bize geliyor. Bayanlarda varsa daha çok onları kadın doğumcumuza göndererek kadın doğum hekimleri ilgilendiği için onları da tedavisine yönlendiriyoruz. Genital siiller başvurulmakta. Genital siillerin önemi şudur. Genital siil yapan şey bir virüstür ve virüs bir kere vücuda yerleşince onu bir daha vücuda atamıyorsunuz. Ama genital siili mesela tedavi etmezseniz ne olur? Gittikçe yayılmaya başlar ve o bölgeyi kapsar. Ama erkeklere olan zararı eğer tedavi olmazsa binde bir de olsa penis kanseri yapabiliyor. Şimdi değil. Belki 15 yıl sonra, belki 15 yıl, belki 20 yıl sonra yapabiliyor. Ama asıl tehlike kadınlaradır. Eğer kadınlara bulaşırsa genital siil, siil yapan human papilloma virüs dediğimiz yani insan papillom virüsü kadınlarda cervix kanseri dediğimiz bir tür jinekolojik kanser yapabilmekte ki %100 yapabiliyorlar. Eğer ki bize gelen hastanın erkeğin eşinde herhangi bir şüpheli lezyon varsa veyahut da erkeğin kendisinde olsa bile mutlaka partnerinin eşini kadın doğum hekimine göndererek onu da tekrar tedavi olmasını sağlıyoruz ki böyle bir risk ortadan kalksın diye. Bizim eğer ki genital siilli hasta bize gelirse biz ona ne yapıyoruz? Dünyadaki en iyi birinci seçenek, çok çeşitli tedavi yöntemleri var ama birinci seçenek koter dediğimiz elektrikle yakma işlemi. Elektrikle tek tek yapabiliyoruz. Eğer çok yaygınsa, yüzlerce varsa, hasta ihmal etmişse ve çok büyüdüyse
ameliyathanemiz var. Ameliyathanede anestezi doktorumuz onu genel anestezi altında uyutarak orada temizleme şansımız var. Bu sırada tabii hasta herhangi bir ağrı, sızı, herhangi bir şey hissetmiyor. Ama lokal anesteziyle biz yapacaksak eğer, yani genel anestezi olmadan yapacaksak, sadece uyuştururken çok az bir ağrı hissediyor. Ondan sonra yakarken ya da işlem sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmiyor. O sırada yakıldığı zaman ufak yaralar meydana geliyor. Tahmini bir hafta 10 gün içerisinde o yaralar da iyileşiyor. Hastayı mutlaka kontrollere çağırıyoruz. Çünkü genital sihirlerin %30 tekrarlama şansı vardır. Eğer ki kontrollerde tekrar genital sihir tespit edersek mutlaka tekrardan tedavi ediyoruz. İleriki bir durumda eğer ki hastanın kendisi herhangi bir şey görürse, şüpheli bir sihir ya da şüpheli bir oluşum, mutlaka bize başvurmasını istiyoruz ki, çünkü bir tane bile olsa eğer hastalığını ihmal ederse gittikçe zaman içerisinde yayılabiliyor. İkinci tedavi yöntemi genital sihirler açısından kriyoterapi dediğimiz soğukla dondurma yöntemi. Burada da gene -196 dereceye kadar dondurarak oradaki virüs dokusunu, yani hücre dokusunu öldürüyoruz. Virüs dokusu ölünce kendiliğinden otomatikman düşmeye başlıyor ve tahmin olarak gene bir 10-15 gün içerisinde yaralar komple, sihirler kendiliğinden iyileşiyor ve hasta rahat ediyor. Eğer hasta ne yakma tedavisi ne dondurma tedavisi herhangi birisini istemezse çok değişik daha üst ilaçlar var. Gerek krem, gerek sihirlerin içerisinde iğne yapmak tarzında, gerekse de kalçadan ya da sistemik yola verilen ilaçlarımız var. Onları uygulayabiliyoruz. Bir başka genital hastalığımız, en sık görülen hastalık genital uçuk. Aynı dudakta görülen uçuk gibi genital bölgede de böyle içi su toplayan kabarcıklar tarzında, bazen böyle kızarık zeminde, bazen hiç kızarık zeminde olmayan direkt kabarcık tarzında ortaya çıkabiliyor. Bazen de hiçbir belirti vermeden sadece ağrı sızı tarzında başlayıp, önce ağrı sızı tarzında başlıyor, arkasından kabarcıklar eklenebiliyor. Böyle durumlarda hastalar bize başvurdukları zaman, eğer ki şüpheli bir durum varsa kan tahlilleriyle bu tanıyı doğrulayabiliyoruz. Arkasından çok güzel yeni ilaçlar var piyasaya çıkan. Gerek ağızdan alınan haplar, gerek iğneler, gerek kremler vasıtasıyla onların tedavisini uyguluyoruz. Bir başka gene genital bölgede çıkan böyle şüpheli yara ya da ülserasyon tarzında, iyileşme yara tarzında herhangi bir şey çıkarsa tabii frengiyi unutmamak lazım.